kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Et Mangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanıbaşınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Et Mangal. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenimizde karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Aksaray'da ilkokul öğrencisi Ahmet Değmen kumbarasındaki parayı depremzedelere bağışladı. Aksaray'da asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor. Merkeze bağlı Tatlıca köyünde yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Eymen Bağcı, kumbarasında biriktirdiği paraları depremzedelere yardım için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti. Jandarma ekipleri Bağcı'ya teşekkür etti. Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilen depremzedelerin tüm ihtiyaçları Aksaray Belediyesi tarafından karşılanıyor. Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilen depremzedelerin tüm ihtiyaçları Aksaray Belediyesi tarafından karşılanıyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezde 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Aksaray'a getirilen depremzedeler Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirildi. Aksaray Belediyesi ekipleri de yurtlarda ikamet eden vatandaşların giysi, temizlik ve kişisel bakımı noktasındaki ihtiyaçlarını karşılamak için ilk günden harekete geçti. Deprem bölgesine sürecin en başından bugüne 160 tır ve 164 kamyon yardımı gönderen Aksaray Belediyesi, bölgede yapılan çalışmaların yanı sıra Aksaray'a gelen vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılamak için birçok çalışma gerçekleştiriyor. Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Dinçer, tüm misafirlerin en güzel şekilde ağırlanması için çalıştıklarını belirtti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza Kireçlik mevkiinde meydana geldi. Gülağaç ilçesi istikametinden Aksaray istikametine seyreden Bülent A. yönetimindeki otomobil, Kireçlik mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası takla atan otomobil ters dönerken kazayı gören yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralı sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Mehmet Öğü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Eskil'de tadilattaki Ulu Cami'nin duvarlarındaki çatlaklar Kahramanmaraş depreminden sonra genişledi. Aksaray'da 500 yıldır dimdik ayakta duran ve 2020 yılında duvarlarındaki küçük çatlaklarından dolayı tadilata giren Eskil ilçesi Ulu Cami'nde depremin ardından duvarlarındaki çatlakların genişlediği görüldü. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde yaşanan iki ayrı deprem Aksaray'da da hissedilirken oluşturduğu etkiler zamanla ortaya çıkıyor. Aksaray'a bağlı Eskil ilçesinde bulunan Ulu Cami, depremden etkilenen yapılardan birisi oldu.
Caminin duvarlarında meydana gelen bazı çatlaklar nedeniyle 28 Ekim 2020 tarihinde ibadete kapatılan cami, tadilatın başlamasını beklerken Kahramanmaraş depremiyle birlikte hasar daha da yüksek seviyeye çıktı. Caminin iç ve dış duvarında, zemininde ve tavanında derin yarıkların oluştuğu gözlemlenirken bir süredir ibadete kapalı olan caminin tadilat işlemlerinin aksamasından dolayı yıkılmasından endişe ediliyor. Ulu Cami'nin Selçuklu mimarisine ait çok önemli bir eser olduğunu belirten eski İmam Hatip Lisesi kurucu müdürü Yahya Kemal Gündede, Eskil Ulu Cami bizim tarihi özellikleri olan Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde altından pınar akan tarihi yapı güzel bir mescit diye bahsettiği yapıdır. Selçuklu mimarisidir ama yıllardır kapalı. Biz de inşallah restorasyon yapılacak, cami ibadete açılacak diye bekliyorduk. Şu son Kahramanmaraş depreminden sonra camideki yarıklar biraz daha açılmış, bayağı bariz hale gelmiş. İnşallah zayi olmadan restorasyonu yapılırsa eskilimiz tarihi bir eser kazanmış olur. Bu şekilde tarihi mimarisi olan bir eserimizi kaybetmeyelim diye bir gayret var diye konuştu. Cami cemaatlerinden Cevdet Yavlat ise bizim bu camimiz 3 yıldır kapalı duruyor. 3 sene önce yarıldı. Hele şu depremden bu tarafa yarıklar büyümeye başladı. Bir an önce camimizin tadilatını bitirip ibadete açılması gerekiyor dedi. Kahramanmaraş merkezi olan ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin meydana geldiği ilk günden bu yana Aksaray Valiliği tarafından başlatılan yardım kampanyası çığ gibi büyüyor. Thank you.
Sizi çekmiyorum. Çekmiyorum, çekmiyorum. Çekmiyorum. Kameraya bakmayalım. Oyun iş yapalım. Devam. Aynen devam. Aksaray Belediyesi depremzede vatandaşları için sosyal tesis kurdu. Aksaray Belediyesi depremzede vatandaşları için sosyal yardım tesisi kurdu. Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal tesis kuran Aksaray Belediyesi'nin bu hareketi depremzede vatandaşlar tarafından takdir topladı. Nereden geliyorsunuz? Hatay, Antakya. Hatay, Antakya'dan geliyorsunuz. Belediyesi'nin için böyle bir şey düzenledi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok teşekkür ederiz bu olayda. Yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Gittiğimiz yerde kapıyı açıyorlar bize. Allah razı olsun yani. Yok değil miyiller? Yani iyi davranıyor bize. Yani çok memnunuz yani. Biz Hatay Antakya'dan geldiğimiz için fazla kalmadık yani. Hemen geldik buraya. Bir daha bacım gibi vardı. Enişten biri buraya sıkındık. Şu anda ev yok yani. Orada idare olarak oturuyor şu anda yani. Başka ne yapalım ya? Yani? Allah'a çok şükür yani. Buna da şükür. Bunlar Allah kötüsünden daha Allah yardım etsin yani. Allah korusun yani. Size gıda yardımı falan? Şu anda yeni başvuru yaptık daha. Yeni bundan sonra başvuru yani yeni başvuru yaptım. Daha geliyor yavaş yavaş. Daha gelmeyecekleri gelecek inşallah. Şimdi başvuru yaptık. Şimdi geldik buraya yönlendirdi bize. Dün gitti gene, her yere gitti gene. Şu anda dedi gönderir size hepsini bize yazdılar yani. Daha gelmekler. Gelirler inşallah. Adıyaman Çelikan'dan geliyoruz. Evlerimiz yıkıldı. Ondan burayı ta buraya geldik. Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Diyecek bir söz kalmadı yani. Susup kalmışız yani sadece bu. Şu an şöyle bir tesisimiz var, bu konuda ne düşünüyorsun? Seni mutlu etti mi? Yok, çok sağ olun. Allah razı olsun. Olur da böyle olur yani. Yani gereken ikramı yapıyorlar. Bizi yemekmiş, giysiymiş, her şey yani. Allah razı olsun bin kere. Allah hayrınızı kabul etsin. Düz sözün bittiği yer. Hadice. 2-3 kişi var. 5-6 kişi var. Hatay'dan. Hatay merkez. Bu vakit. Evet. Kaç gündür Aksaray'dasınız? Aksaray'da 3-4 gün oldu. Nerede kalıyorsunuz? Bacım var. Bacım yanında kalıyor. Burada kaydınızı yaptıktan sonra buraya geldiniz. Evet. Ev tuttuk. Daha bir şey alamadı daha. Devlet bize yardımcı olsun. Bize de yardım ediyor. Bir sorun yok. Ne gibi yardımlar yaptığını bize açıklar mısınız? Her türlü yardımda bulunuyor. Yardım ediyor. Sıkıntımız yok Allah'a şükür yani. Cümle anlamı Allah yardımcısı olsun. Yani zor durumda ya. Ne yapalım ya? Kısmetimizde böyle varmış yani. Şimdi böyle bir tesis kurmuş belediye sizin için. Kurmuş, her şey kurulmuş artık ya. Sıkıntı yok orada şeyde. Memnunsunuz. Memnunum Allah'a şükür ya. Memnunum ya. Bir sıkıntı yok. Ben de Hatay'a teşekkür ederim. Allah razı nereden olsun. Biz Hatay Antakya'dan geliyoruz. Ova kente. Evet öyle. Depremzedesiniz. Evet. Biz Perşembe günü gelmiştik. 4-5 gündür. Böyle bir olanak sağladı. Allah razı olsun. Allah razı olsun herkesten. Ellerinin geleni yapıyorlar. Allah razı olsun. Bugüne kadar Aksaray'a geldin ablacığım. Nelerle karşılaştın Aksaray'a geldiğinden beri? Yani nasıl kötü bir şeyle. Evet, yok kötü bir şey görmedik hiç kimsenin. Herkes elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor. Allah razı olsun herkesten. Ablacığım geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkürler. Adıyaman Çelikhan ilçesinden geliyoruz. Deprem orada kalan. Evet. Aksaray'da nerede kalıyorsunuz? Yurtta kalıyoruz. Yurtta kalıyorsunuz. Evet. Neler söylemek istersiniz yurtta, nasıl geçiyor gününüz? Böyle belediyemizin böyle bir çalışması var. Çok güzel. Allah devletimizden razı olsun. Çok iyi bakıyorlar bize de.
ailelerimize, geride kalanlara da hepsinden Allah razı olsun. Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'tan geliyorsun. Nerede kalıyorsun burada dayı? Kasaka, yurtta kalıyorum. Kasaka mı? Yurtta kalıyorsun. Yurtta kalıyorum. Şartları nasıl görüyorsun? Belediyemizin böyle bir imkanı oldu. Biraz değinir misin konuya? Allah eksik etmesin. Devletimiz de, yardımı da nerede? Belediyemiz de başımıza eksik etmesin. Çok acı yaşadık. Yani anlatması güç. Her şeyimiz kaldı. Şu an biraz olsun rahat mısınız, iyi mi? Şu an çok rahatık. Allah eksik etmesin yani sizleri de. Başımıza eksik etmesin. Devletimize, belediyemize, yardım edenlerin hepsine. Şu an kendi ailemi 30 kişiyi kaybettim. Ayakta duruyorum yani boş. Aksaray'da depremzedeler için birçok dernek başkanı ve gönüllü yardım kampanyaları başlattı. Aksaray halkı depremzedeler için seferber oldu. Aksaray'da depremzedeler için yardım kampanyaları devam ederken Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı Cennet Önce Öz ve Aksaray Dernekler Federasyonu Başkanı Ayşegül Uygur öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası hızla devam ediyor. Depremden etkilenip gelen vatandaşların ihtiyacını karşılayan vatandaşlar elinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi. Öncelikle kendimi tanıtayım. Aksaray Otizm Danışma Derneği Başkanı Cennet İnce Öz ben. İlk önce depremzede engelli ve otizmli çocuklar ve ailelerini Aksaray'da karşılayıp onları yerleştirmeye başladık. Onlardan sonra normal depremzedelerin hepsine elimizden geldiğince yardımcı olmaya başladık. En büyük yardımı Saray Spot'tan görüyoruz. Katının birisini bize tahsis etti. Burayı bir kendi çabamızla sosyal markete dönüştürdük. Diğer yardımların hepsi bütün halkımız yardım ediyor aslında. Yani genci, yaşlısı, köylüsü, kentlisi, bütün Aksaray, ilçe, köy, kasaba, beldeden bütün her yerden yardım geliyor şu an. Herkes evini açtı, eşyasını bölüştü, yatağını, yorganını bölüştü. Yani şu an herkes bir seferber olmuş durumda. Hepimiz elinden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu kadar. Aksaray Dernekler Federasyonu Aksaray Sorumlusu Başkanı Ayşegül Uygur ben. Sağ olsun Nur abi, Saray Spot'ta Nur abi burayı bize tahsis etti yardımlar için. Yardımları burada topluyoruz. Depremzede ailelerimize evler bulup yerleştiriyoruz. Bu aşamada bize en çok yardımcı olan arkadaşımız Emrah, Aleyna, Mendo, Efrahi abi, daha da isimler var. Nur abi, Saray Spot'un sahibi Şeyma Hanım, İpek Özmen, Mendo Sarıca, İdris Sarıca, İlker Sarıca, Kadir Sarıca, Ahmet Özmen, Ramazan Keser, Halil Şişman, Samet Özdil, Elif Fırın, Talha İncöz, Nur Sema Keser, Emrah İnce, Emrah Çakın, Gökhan Çınar, Efraim İnce. Allah razı olsun. Aksaray halkımız o kadar duyarlı ki söylediğim iki şey vardır. Allah'ım Aksaray'ımızdan merhametini alma diyorum. Ve burayı da dediğim gibi buraya da yardımlarınızı getirebilirsiniz. Buradan depremzede ailelerimizi bizzat getirip giydiriyoruz. Gıdalarını temin ediyoruz. İyi ki Aksaraylıyız diyoruz. İyi ki Aksaray var diyoruz. Emrah İnce, Saray Oluk, Saray Spot,
Biz burada gelen depremzedelerimizi ağırlamak için giyim, gıda, kıyafet bu tür şeylerde yardımcı olmaya çalıştık. Ekip olarak mümkün olduğunca kimseyi üzmemeye çalıştık. Herkese katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bize desteğini sağlayan bütün vatandaşlarımıza Allah razı olsun diyorum. Şimdi sırada hava durumu var. Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenimizle karşınızdaydık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ve kahvaltı keyfi sizlerle. Kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Et Mangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanı başınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Et Mangal.